İntegral Yatırım Menkul Değerler Forex Departmanı'ndan Meryem Gürsoy ben. Herkese iyi haftalar dilerim. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı ve piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ancak karar metninde enflasyon konusunda daha rahat ve daha net bir tavrının olduğunu gördük. Merkez Bankası'nın ilerleyen süreçte piyasadaki herhangi bir olağanüstü durumla karşılaşmadığı durumda kademeli faiz indirimine gidebileceği yönünde sinyalini almış olduk. Şimdi açıklamalardan sonra dolar-tl kurunda sınırlı bir geri çekilme olduğunu gördük ama daha sonrasında 5.80 seviyelerinin üzerinde fiyatlamaları takip ettik. Şimdi bugüne baktığımızda bu sabah itibariyle de yine kurun 5.80 seviyeleri üzerinde fiyatlandığını görüyoruz. Şimdi genel olarak Türkiye'nin geneline baktığımızda aslında risklerin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi ortada bir S-400 konusu var ki Türkiye'den bu konuyla ilgili herhangi bir geri çekilme yok. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda S-400 ile ilgili bu işi bitirdikleri yönünde açıklamalarında vurgulamasının olduğunu takip ettik. Bunun dışında Türkiye'deki risk primlerine baktığımızda evet 500 puanın altındayız ama risk primlerinin hala yüksek olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla da genel olarak risklerde herhangi bir net bir azalma olmadığı sürece dolar-tl kuru üzerinde de baskının devam edebileceğini söylemek mümkün. Şimdi kura teknik olarak baktığımızda da aslında ortalamaların altında seyrediyor. 14 günlük ve 50 günlük ortalamasının altında fiyatlanıyor. Burada takip etmemiz gereken önemli seviye, direnç seviyesi olarak 50 günlük ortalaması olan 5.91 seviyesi var. Çünkü kurun 5.91 direncini aşmadığı sürece yukarı yönlü hareketinde zorlanabileceğini düşünüyorum. Aşağıda da en yakın destek noktaları olarak 5.80, 5.75 ve 5.72 seviyelerini takip etmekte fayda görüyorum. Endekse baktığımızda endeksin bugün satıcılı bir açılışı olduğunu gördük bir miktar. Şimdi endekste 92.300-92.200 seviyeleri önemli. Bu seviyenin altında kaldığı sürece ki şu anda bu seviyenin altında fiyatlanıyor videonun çekildiği an itibariyle 90.000-90.500 seviyelerine doğru sarkmalar olabilir, satışlar hızlanabilir diye düşünüyorum endekste. Ancak yukarıya baktığımızda 92.200-92.300 seviyesinin üzerinde kapanışlar ve burada kalıcı hareketlerin olması durumunda 50 haftalık ortalaması olan 95.000 seviyesine doğru bir hareketlenme görebiliriz. Ancak genel olarak baktığımızda endeksin zayıf seyrini koruduğunu söylemek açıkçası mümkün. Bugün için ekonomik takvimde TL varlıklar için önemli bir haber akışı yok, veri akışı yok. Dolayısıyla kapanış için hem global endekslerdeki fiyatlamalara bakmakta fayda var hem de olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Herkese bol kazançlar dilerim.